Projemiz Avrupa Birliği Hibe Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. İŞKÖR projenin bakanlık adına yürütücüsü. Bu projemizin ismi Otu Tamirciliğinde Yenilikler, Genç Kuşaklar ve Yeni Ufuklar ismiyle projeyi yazmıştık. Projemiz 2013 yılında yazıldı, 2016 Şubat ayında imzalandı ve projemiz Erzincan'da bu başlık altında sektörel yatırım alanlarında genç istihdamının desteklenmesi başlığı altında tek proje. Projemizde otomotiv sektörü çalışanları hedef alınarak bir eğitim projesi olarak hazırlık yapıldı, düzenlendi. Sektörde projemizde 25 kişilik 3 ayrı grup eğitilecek. Bu gruplardan birincisi 25 kişilik grup oto elektro mekanikerliği. İkinci grubumuz oto boya ve kaborta eğitimi üzerine olacak. Üçüncü grup ise oto yedek parça satış elemanı yetiştirme eğitimi üzerine kuruldu. Sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi başlıklı olduğu için biz 16-29 yaş aralığındaki 75 genci eğitmek istiyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin okulumuza projeyle ilgili kursiyer olmak için başvurmalarını bekliyoruz. Kursta yani kursiyer başvurularımız başladı şu an. Sanırım ay sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki ayın Mayıs'ın 15'i gibi projemizde eğitimlerin başlamasını planlıyoruz. Proje eğitimlerimiz yaklaşık 400 saat her kurs grubu eğitim alacak. 20 günde kursiyerlerimizin sanayi stajı olacak ve bu sanayi stajında istihdamı için iş yerlerine çocukları göndereceğiz. 20 günlük sanayi stajından sonra projemiz tamamlanacak. Projemizin iki teknik gezisi var. Yani iki grup halinde kursiyerlerimizi Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerimizde sanayi sektörünün, üretim sektörü olduğu illerimizde sektörle ilgili teknik bir gezi düzenleyeceğiz, fabrikaları gezeceğiz, onu planlıyoruz. Projemizde ayrıca girişimcilik ve kariyer ile ilgili bir eğitimimiz var. Kursiyerlerimize kursa geldikleri her iş günü için 10 euro cep harçlığı bir ücret ödeyeceğiz. Dolayısıyla projemizin sektörde çalışanlara ve sektörde istihdam edilmek isteyen gençlere, hevesli, aktif, bu işi, bu mesleği seven gençlere büyük bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz. Projemizin bütçesi yaklaşık 247 bin euro, KDV hariç ücreti. Proje kapsamında okulumuza makine, ekipman ve benzeri eğitim donanımları alacağız. Projemiz kapsamında şehrimizde basın bilgilendirme toplantıları ve kursiyerlere yönelik 6 seminer, konferans gerçekleştireceğiz. Öyle inanıyorum ki gelecek yıl, yani 2017'nin Şubat ayı sonunda projemiz tamamlanacak. 2017 ve 2018 yıllarından itibaren sektörde projemizin faydalı olduğu etkileri ve sürdürülebilirliğinin olacağı kanaatini taşıyoruz. Meslek yüksekokulu olarak projemiz, bu bizim 5. projemiz olacak bölüm olarak. Daha önce bir hibe ve birkaç SODES projesi yürüttük. Okulumuzun da bu konularda oldukça tecrübeli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü okulumuzun 5. Avrupa Birliği projesi olacak. 3 tanesi okulumuza aitti. 2 yürüttüğümüz projede ortaklarımızın projesiydi ve projenin yürütülmesini okul olarak bizim yüksekokulumuzun öğretim elemanları gerçekleştirdi. Bu noktada da şehrimiz insanına çok olumlu, ciddi bir katkı yapmanın rahatlığını okul olarak hissediyoruz. Şimdi biz ortağımız olan iş yerlerimize broşürlerimizi hazırladık. Broşürlerimizi iş yerlerimize verdik. Broşürlerimizin üzerinde iş yerlerimize broşürlerimiz tek tek dağıtılacak ortaklarımız ve biz tarafından. Broşürlerimiz üzerinde telefon numaramız, adresimiz var. Arkadaşlarımız ortak kurumlara da başvuru formlarını alıp doldurup teslim edebilecekler veya bizzat okulumuza gelir genç arkadaşlarımız kursiyer olmak için. Elimizde bulunan bir formumuz var. Bu formumuzun örneğini doldurarak bize teslim edecekler. Bu formumuzda adı, soyadı, medeni durumu, iş tecrübesi, daha önce çalışmış çalışma süresi,
doğum tarihi çünkü 29 yaşından küçük olmaları gerekiyor. Dolayısıyla koruyucu el için başvuruyorsunuz diye küçük bir ifademiz var. Bu ifadeleri bir çeşit aşırı başvuru olduğunda kursiyerlerimizin seçici olmak için sorduğumuz sorularımız var. Onlara dikkatli cevap vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla başvuru esnasında hangi gruba başvurduğunu, oto yedek parça mı, oto boya kaburta mı, oto elektromekanikerli mi onları da seçecekler ve başvurularını yapacaklar. Biz bir komisyon kurarak başvuruları alıp, talepleri değerlendirip, sıralamaya koyup seçici kurulla beraber listeleri belirleyeceğiz. Kursu almasını istiyoruz. Onu isterken de mesleki yeterliliği, hevesi, ilgisi olan bir de tahsil durumu, örneğin oto yedek parça satışında tahsil durumu önemli bir parametre. Öncelikle yüksekokul mezunu olmak ve yüksekokul öğrencisi olmak gibi bir kriterimiz var. O kriterlere uyan arkadaşlarımızı o bölümde tahsil etmek istiyoruz. Başvuru esnasında zaten birebir bilgilendirerek branş seçmelerini sağlayacağız. Otomatik oranımız mesleki açıdan deneyimli bir öğretim elemanı kadrosuna sahip. Ayrıca teknolojik donanım olarak yeterli, fevkalade donanımı yüksek bir okul olarak ifade edebiliriz. Gerek motor test cihazları, gerek de yeni nesil teknolojik cihaz ve motorları donatmış durumdayız. Örneğin bu motorumuz 4 motor Toyota tarafından Adapazarı fabrikasından hediye edildi, getirildi. Ayrıca bir de taşıt hediye ettiler bize eğitim amaçlı olarak. Dolayısıyla kursumuza katılacak arkadaşlar fevkalade iyi bir imkanda mesleki eğitim alacaklar diyebiliriz.